Günaydın. Günaydın hocam, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz hocam. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Şu an... Günaydınlar hocalarım. Günaydın. Şu an katılımcıların hepsinin gelmesini bekliyoruz hocam. Evet. Onlar geldikten sonra da diğer şu an Sevil hocamız ve Gökçe hocamız da geldi. Evet, şu an sadece Sevil hocamız eksik. O da gelince başlayalım sizin için de uygunsa hocam. Tamam, bekleyelim biraz daha. Zaten biraz erken bağlanmış olduk. Birkaç Evet hocam. dakikamız var. Evet hocam. Evet, Sevil hoca da geldi hocam. Başlayabiliyor muyuz? Sizin için de uygunsa başlayabiliriz hocam. Şu an katılımcılar gelmiş durumda. Tamam, o zaman. Ben sözü size bırakayım hocam. İyi kongreler, bildiriler diyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar günaydın. TESAM'ın düzenlediği 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gülesra Atalay, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyorum. Başlamadan önce bu verimli ve zihin açıcı kongreyi düzenleyen TESAM ve katkı sağlayan üniversitelere teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dün açılış konuşmalarını ve öğleden önceki oturumu dinleme fırsatım oldu ve çok faydalandım kendi adıma gerçekten. Bugün COVID-19 pandemisi dijitalleşme sürecine yansımaları başlıklı 8. oturumdayız. Dijitalleşme uzun süredir gündemimizdeydi. Her şeyi etkilediğini konuşuyorduk. Fakat COVID-19 pandemisiyle dijital teknolojilere bağımlılığımız adeta boyut değiştirdi. O yüzden son derece önemli bir konu başlığı var. Bu oturumda 4 farklı bildiri, 5 konuşmacı var. Her bir sunuma 15 dakika ayırabileceğiz ve tüm sunumların sonunda da dinleyicilerimizden gelen soru ve katkıları alacağız. Programdaki sıralamayı bozmamak adına ben başlayabilirim diye düşünüyorum. Hem de benden sonraki konuşmacıları da daha iyi bir şekilde dinleyebilirim bu şekilde. Sözlü iletişime dönüş, podcast ve Clubhouse uygulamalarının teknobelirlenimcili perspektiften bir değerlendirme başlıklı sunumu yapacağım. Bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Paylaşım yapabilirsiniz hocam, açık. Tamamdır. Şu an herhalde görünüyor, değil mi? Görünüyor hocam. Tamam. Evet. Dijitalleşme ile birlikte fiziksel olarak aynı mekanlarda bulunmadığımız kişilerle iletişim kurabilme biçimlerimiz de çeşitlendi. Etkileşimli web dediğimiz deneyime imkan tanıyan gelişme Web 2.0 teknolojilerinin kullanılmaya başlanmasıydı. Web 2.0 sayesinde farklı mekanlarda olsak da birbirimizi görebiliyor, duyabiliyor, senkronize ve asenkronize şekilde iletişim kurabiliyoruz. Özellikle COVID-19 pandemisi önlemleri nedeniyle yüz yüze iletişim kurmak riskli hale geldi. Ve o yüzden de aslında şu günlerde yeni medya platformları en önemli iletişim araçlarından biri durumunda. Son yıllarda çok pardon. Son yıllarda yeni medya ortamında sadece sese dayalı uygulamalardaki artış da oldukça dikkat çekici. Yine COVID-19 pandemisi döneminde sesin yükselişi çok daha belirgin hale geldi. Sesli kitap uygulamaları hepinizin de gördüğü gibi hızlı bir şekilde yayılıyor. İşte Storytel ve bunun gibi uygulamaları çok sık bir şekilde görüyoruz. Podcastler altın çağını yaşıyor adeta. Bir de son zamanlarda sadece sese dayalı olan bir sosyal medya mecrası ortaya çıktı. Clubhouse. O da gün geçtikçe kullanıcı sayısını arttırıyor. 2020'li yıllardayız ve tıpkı şu anda olduğu gibi, bu kongrede olduğu gibi artık neredeyse yanı başımızdaymış gibi net bir şekilde bizden uzaktaki farklı mekanlardaki insanlarla görüşebiliyoruz. Peki böyle bir
atmosferde, böyle bir durumda neden sadece ses? Bu çalışmada bu soruya cevap aramaya çalışıyorum ve bunu yaparken de Marshall McLuhan ve Walter Ong'u hatırlayarak aslında yapmaya çalışıyorum. Amazon'un sesli kitap uygulaması Audible'ın sloganı bu şekilde. Listening is the new reading diyor. Yani yeni okuma biçimi dinlemek olarak çevrilebilir. Yeni medyanın ortaya çıkışıyla biz zaten okumanın giderek azaldığını, yeni medya platformlarındaki hıza adapte olan kullanıcıların artık uzun metin okumadıklarını biliyorduk. Bu bağlamda örneğin haber formatlarının değiştiğini, metinlerin kısalıp görsellerin arttığını iletişim akademisyenleri olarak tartışıyorduk. Yine Instagram gibi sosyal medya platformlarının popülerliği görselliğin ön plana çıktığını bize gösteriyordu. Fakat şimdi koronavirüs nedeniyle, bu sosyal izolasyonlar nedeniyle işitsellik ön plana çıkıyor. Neden peki? Buna bir cevap aramaya çalışıyorum aslında. Şimdi baktığımız zaman çok genel bir çerçevede aslında iki tür iletişimden bahsedilebilir. Doğal, yani aracısız iletişim. Burada yüz yüze olmayı gerektiriyor elbette ki. Diğeri de teknolojiyle aracılanmış iletişim. Burada iletişim teknolojilerini Walter Ong yazıdan başlatıyor. Bize tabii çok doğal geliyor artık yazmak ama aslında yazı da bir teknoloji. Daha sonra hayatına, insanlık tarihinin belirli bir evresinde sonradan ortaya çıkan ve iletişimi kolaylaştıran bir teknoloji aslında. Yazılı çağın insanları olarak biz söz uçar, yazı kalır diyoruz hep. İnsanoğlu yazıyı bulduktan sonra kayıt altına almak istediği her şeyi, işte çoğaltıp dağıtmak istediği her şeyi yazıya dökmeye başladı. Herhangi bir bilgiyi değiştirmeden uzaklara ya da geleceğe aktarabilmenin tek yolu yazmaktı. Elektronik iletişim araçlarının çıkmasıyla işte radyoyla sesi, sonra da sinema ve televizyonla görüntüyü iletebilmek mümkün hale geldi. Yeni medya teknolojileriyle hem yazıyı, hem sesi, hem görüntüyü iletebiliyoruz. O yüzden tabii ki çok daha fazla, çok daha hızlı bir şekilde topluma nüfuz etti bu teknolojiler. Toplumsal örgütlenme ve iletişim sistemlerine baktığımız zaman ilk önce sözlü kültürün hakim olduğunu görüyoruz insanlığa. Daha sonra matbaa ve yazılı kültür oturuyor. Kablolu iletişim teknolojileri ve elektronik devrim ve son olarak da internet ve dijitalleşmeyi görüyoruz. Bu kongrenin anahtar sözcüğü de olan dijitalleşme her şeyi değiştirip dönüştürüyor. Eski formlar aslında dijitalleşmeyle bir şekilde farklı bir şekilde geri dönüyor diyebiliriz. Sese dayalı teknolojiler de böyle bir yerde aslında duruyor baktığımız zaman. Şimdi ben bu çalışmada podcast ve Clubhouse'a odaklandım. Fakat genel olarak sese dayalı birçok farklı uygulama geliştiriliyor bu yıllarda. Amazon'un Audible sesli kitap uygulamasından az önce bahsetmiştim. Yine Amazon'un akıllı hoparlör sistemi Echo sesle çalışıyor. Google Home sesle çalışıyor. Facebook tıpkı Clubhouse gibi sese dayalı bir şey sunuyor. Yeni bir aplikasyon üretiyor. Twitter sesli uygulamasının pilot denemelerine başladı bile. Yani tam anlamıyla bir sesin geri dönüşünden bahsetmek mümkün. Peki işte teknodeterminist yaklaşım McLuhan ve Walter Ong'a göz atarak bunu nasıl bir çerçeveye oturtabiliriz? McLuhan, Kanadalı medya ve kültür teorisyeni, 1960'lı yıllarda yazdığı Gutenberg Galaksisi isimli eserinde insanoğlunun kabile toplumundan modern topluma, oradan tekrar kabile toplumuna geçişini dört aşamada inceliyor. Kabile toplumları, mekanik çağ, elektronik çağ ve kabile toplumuna geri dönüş. Bu kabile çağı dediği şey, kabile toplumları dediği şey McLuhan'ın henüz işte yazıyla tanışmamış toplumlar. Üyelerinin iletişim kurabilmek için duygusal yüklü konuşmayı kullandığı sözlü kültürler. Politikayla uğraşıyorlar, duygusal olarak heyecan dolu ve birbirlerine sıkıca örülmüş ve birleşik olarak
tasvir ediyor McLuhan bu dönemi, bu dönemin toplumunu. Ve akustik uzay denilen bir ortamda yaşadıklarını söylüyor. Ve bu böyle bir yani akustik uzayda en önemli duyu organı insan için ses. Daha sonra fonetik alfabe tarafından bu uzay aşındırılmaya başlanıyor. Fonetik alfabe Gutenberg adamını yaratıyor ve konuşmayı duygusal boyutundan çıkarıyor. Ve 16. yüzyıldan başlamak üzere göz insanın baskın duyu organı haline geliyor ve kulağın yerine geçiyor McLuhan'a göre. Daha sonra elektronik çağa geçiyoruz. Telgrafla birlikte başlayan bir çağ McLuhan'a göre bu. Ve toplum mekanik eğilimden uzaklaşıyor. Ve McLuhan elektronik iletişim araçlarının insanın sinir sisteminin uzantıları olduğunu söylüyor. Özellikle burada televizyona özel bir önem veriyor. Televizyon birden fazla duyuyu uyardığı için diğerlerinden çok daha fazla öne çıkıyor. Daha sonra televizyon ve gelecekteki teknolojiler diyor McLuhan, biz bunu yeni medya teknolojileri olarak düşünebiliriz. Yeni tür bir kabile toplumu ortaya çıkardı McLuhan'a göre. Yani başa dönüş var aslında. Bir döngüsellik var. McLuhan bu döngüselliği dikiz aynası metaforuyla açıklıyor. Ona göre tarihin dikiz aynasına bakarak geçmişten gelerek bizi sollayacak olanın ne olduğunu görebiliriz. Yani bundan sonra ne olacağını geriye dönerek anlayabiliriz diyor. Tarihi sıralı olaylardan oluşan bir yapı değil, kendisini tekrar eden motiflerden oluşan bir şey olarak görüyor McLuhan. Ve kabile toplumu elektronik iletişim araçlarıyla güncel bir formda tekrar geri dönmüştür McLuhan'a göre ve dönmeye de devam ediyor diyebiliriz bugünkü gelişmeler ışığında. Evet, elektromanyetik alanlardaki keşiflerin aslında tüm insan ilişkilerindeki eş zamanlı alanı yeniden yarattığını söylüyor McLuhan ve böylece artık insanoğlunun global bir köyde yaşamaya başladığını söylüyor. Zaman ve mekan önemini yitiriyor bu yeni teknolojilerle birlikte ve global köy dediğimiz ortamda her şey aynı anda gerçekleşiyor. Tekrar akustik uzaya geri döndüğümüzü söylüyor bu anlamda McLuhan elektronik teknolojilerle ve tekrar kabile duygularına aslında geri döndüğümüzü söylüyor. Aslında okuryazarlık birkaç yüzyıl boyunca bizi bu ilkel kabilesel durumdan uzaklaştırmıştı diyor. Bu anlamda aslında yeni teknolojileri öven değil eleştiren de bir perspektiften anlatıyor bunu McLuhan. Biraz hep yanlış anlaşılır, o yüzden vurgulamak istedi. Burada bahsettiği akustik uzaya dönüş McLuhan'ın televizyonun sağladığı imkanlarla ortaya çıkmıştı her şeyden çok. Fakat bugün işte podcast, sesli kitap, işte Clubhouse gibi uygulamaları düşündüğümüz zaman aslında akustik uzaya çok daha hani farklı bir şekilde döndüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki fark yüz yüze olma zorunluluğu yok eski zamanlardaki gibi. Bir başka isim Walter Ong, aslında Marshall McLuhan'ın öğrencisi. Marshall McLuhan, Ong'un yüksek lisans tez danışmanlığını yürütmüştü. O da teknolojik gelişmelerle toplum ve kültür etkileşimine odaklanan isimlerden biri. Ve sözlü kültür ve yazılı kültür en önemli eseri diyebiliriz. Ong sözlü kültürün geçmişinin 30 bin ila 50 bin yıl öncesine dayandığını söylüyor. Yazıya baktığımız zamansa işte yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmiş olduğunu söylüyor. Yani aslında söze göre yazı çok daha yeni bir şey. Ve sözlü kültürden yazılı kültüre, oradan da elektronik çağla birlikte ikinci sözelliğe geçişin insan zihninde yarattığı değişim ve zihniyet farkını ele alıyor aslında sözlü kültür ve yazılı kültür isimli eserinde Ong. Ve diyor ki sözlü kültür ve yazılı kültür arasındaki farkı aslında biz ancak elektronik çağda anlayabildik insanlık olarak. Çünkü elektronik çağ ikinci bir sözlü kültür çağı yarattı aslında. Ong dilin sese dayanan bir olgu olduğunu ifade ediyor ve sesli olmayan iletişim yöntemleri olsa da
iletişimdeki hakim öğenin hep ses olduğunu belirtiyor. Tarih boyunca insanlar belki on binlerce farklı dil kullanmıştır. Fakat bunlardan sadece 106 tanesinin edebiyat üretecek derecede yazıyla bağlantılı olduğunu söylüyor. Yani birçoğu hiç aslında yazılmamıştır diyor. Yine aynı şekilde bugün konuşulan 3000 dilden sadece 78 tanesinin edebiyatının olduğunu söylüyor. Bu anlamda sözlü anlatım yazı olmadan da varlığını sürdürebiliyor. Fakat yazı sözlü anlatım olmadan var olmaz diyor Ong. Evet. Sözlü kültür ve ikinci sözlü kültür ayrımı bu işlediğim konu açısından önemli. O yüzden hani tanımlarını netleştirmek anlamında sözlü kültür dediği şey Walter Ong'un yazı ve matbaa kavramlarının varlığından habersiz toplumlarda olan bir durum. İletişimin yalnız konuşma dilinden oluştuğu kültürler. İkinci sözlü kültür ise yazıdan, metinden çıkıp daha sonra konuşma diline dönen, işte telefon, radyo, televizyon ve diğer günümüz teknolojik araçlarının ürettiği sözlü iletişimi aslında. Tabii ki bu ikisi birçok açıdan farklılıklar barındırıyor. Ong yazının insan bilincini en çok değiştiren tekil buluş olduğunu dile getiriyor ve en önemli teknolojik buluş olarak görüyor aslında iletişim teknolojilerinde yazıyı ve kelimeyi, zihinsel etkinliği tam anlamıyla şeyleştiren şeyin ise yazı değil matbaa olduğunu söylüyor bir anlamda. Çünkü el yazması kitapların olduğu dönemlerde hala bu ses kulak üstünlüğü varlığını yitiriyordu. Yani herkes okuma yazma zaten bilmiyordu. Çok az bir kesim biliyordu. Ve yani kitap okuma grupları aslında vardı. Yani birçok insan aslında kitabı da dinliyordu. Matbaanın gelişmesinden sonra kitaplar artıyor. İşiterek algılama artık yavaş yavaş azalıyor. Matbaa zamanla göze daha büyük bir önem atfediyor. İkinci sözlü kültür işte elektronik teknoloji ile ilgili. Elektronik teknoloji, telefon, radyo, televizyon ve günümüz teknolojileri, işte ses kayıt cihazları ikinci sözlü kültür çağını ortaya çıkartıyor. Ama temelinde yazı ve matbaa var Ong'a göre. Baktığımız zaman kitlelere elbette ki birinci sözlü kültüre göre ikinci sözlü kültürdeki kitle çok daha kalabalık bir kitle. Peki podcast teknolojisine bakalım hızlıca. 2005 yılında ortaya çıktı. Dijital ses dosyalarından oluşan kayıtlara dayanıyor. 2013 yılına gelindiğinde podcastlerin ölmekte olduğunu iddia edenler oldu. Ama aslında ölmediğini, hatta çok daha popüler hale geldiğini biz bugün görüyoruz. 2013 yılında 250 bin tekil podcast ve bunlara bağlı 8 milyon bölüm, epizod vardı. Bugün 1 milyondan fazla podcast olduğu söyleniyor ve bunlara bağlı bölümlerin artık sayısız olduğunu düşünebiliriz. Spotify gibi uygulamalar büyüme stratejilerini podcast üzerine odaklamış durumda. Biliyorsunuz artık podcastler buralardan dinlenebiliyor. Yine aynı şekilde podcast'te canlı sohbetler kayıt altına alınabiliyor. Daha sonra temizlenerek açılabiliyor dinleyiciye. En önemli aslında şeylerinden bir tanesi başka bir işle meşgulken podcast dinleyebilmek. Bu tabii ki özellikle işte günümüzdeki bu yoğun şeyde yaşam tarzında son derece önemli. Sadece profesyoneller değil, baktığımız zaman bağımsız yayıncıların, amatörlerin de podcast yayınlayabildiğini görüyoruz. Bu anlamda demokratikleştirici de bir tarafı var. Kolay ulaşılabiliyor günümüz teknolojileriyle. İşte herkeste neredeyse artık bir akıllı telefon var. Ya da işte bilgisayarlar gelişmiş durumda. iPod'lar var vesaire. İşte kulaklıklarla her yerde insanlar dinleyebiliyor podcast'i. Gün içerisinde farklı zamanlara bölerek dinlemek mümkün.
Ve yine aynı şekilde dinleme doğal bir eylem olduğu için insanlara okumaktan çok daha kolay geldi. Bu yüzden popülaritesini arttırdığı söyleniyor. Clubhouse 2020 yılının Nisan ayında piyasaya çıkan bir sosyal medya platformu. Sadece sese dayanıyor. Paul Davidson ve Rohan Seth isimli iki mühendis tarafından, yazılımcı tarafından oluşturuldu. Daha önce farklı sosyal medya platformlarının oluşumunda yer almış isimler. Clubhouse şu an sadece iOS sistemi üzerinde çalışıyor. Fakat yakın zamanda Android üzerinde de çalışabileceği haberleri geliyor. Bir takım sohbet odaları var ve bu sohbet odalarında insanlar da çeşitli konularda sesli iletişim kurabiliyor, sohbet edebiliyor. Davet sistemiyle çalışan kapalı bir sosyal ağ aslında bir anlamda. Tabii ki bu davet sistemi bir ayrıcalıklı olma hissi de yaratıyor insanlar açısından. 21 Ocak 2021'de 1 milyar dolara ulaştı piyasa değeri Clubhouse'un ve Şubat 2021 itibariyle de 10 milyondan fazla kullanıcısı olduğu söyleniyor. Burada Clubhouse'da sohbetler kayıt altına alınmıyor. Yani herhangi bir yerde depolanmıyor da. Koronavirüs pandemisi sırasında piyasaya sürüldü ve tabii ki burada işte insanların evlerinden çıkamadığı bu dönemde artış hızı belki de normalde olduğundan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Çünkü insanlar ekranlara bakmak zorunda olmadan, işte kılık kıyafetlerine, görünümlerine dikkat etmekleri gerekmeden buradan sosyalleşebiliyor. Yine aynı şekilde multitasking için, yani aynı anda birden fazla iş yapabilmek için çok uygun bir platform. Ama tabii ki bir takım problemler de barındırıyor. Bunlardan en önemlisi dezenformasyon. Herkesin özgürce konuşabileceği, denetimsiz bir sosyal medya platformu elbette ki. O yüzden yanlış bilgiler, enformasyon yayılabiliyor. İşte sadece şu an iOS'ta çalışıyor, Android kullananların ulaşması zor oluyor. Yine aynı şekilde gizlilik ve güvenlik problemleri de var. İşte telefonunuza indirdiğiniz zaman bütün rehberinize ulaşabiliyor ve Clubhouse'da sizi rehberinizdeki insanlarla karşı karşıya getirebiliyor. Oysa bugün telefon rehberlerimiz aslında günlük yaşamda çok bir şey paylaşmayacağımız insanların telefonlarıyla da dolu. Sonuç olarak podcast, Clubhouse gibi yeni sese dayalı uygulamalar o ikinci sözlü kültürün ürünleri olarak görülebilir. Yine aynı şekilde McLuhan'ın tabiriyle akustik uzaya, işitselliğe dönüşün sembolleri olarak görülebilir. Bu uygulamalar yani podcastler ve Clubhouse aslında insanın işte sesin verdiği şeyle, güçle aslında insanın fizikselliğini tekrar bir anlamda sanallıkla buluşturuyor gibi. Yani sanal ve yüz yüze iletişim arasındaki sınırlar bir anlamda kalkabiliyor. Zaten bir artış vardı bu uygulamalarda, yani mesela podcast anlamında söylüyorum. Fakat COVID-19 dönemiyle çok daha fazla, daha ivme kazandı bu artış. Son olarak Campbell'ın çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi bilinç en ikna edici ve en yakın biçimde ses yoluyla iletilir diyor. Yani insanın sesinde bir şekilde birbirini etkileyen bir sihir var. Paylaşılan farkındalığın büyüsü aslında sesle ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu tür uygulamaların yaygınlaşmaları sürecek gibi duruyor. Buradan hareketle bu işitsel teknolojiler ve etkilerini incelemeye devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım süreyi aşmamışımdır. Aşmadım sanırım diye düşünüyorum. Ama hemen ikinci konuşmacılara söz vermek istiyorum. Doktor hocam, iyisin. Özür dileyerek araya girebilir miyim hocam? Erhan hocamız şu an 8. oturumda ama Erhan Canikol hocamız normalde Onun konuşması 7. oturumdaydı. Evet. Sanırım bir karışıklık olmuş aynı saatte olduğu için. Evet. Şu an beni duyabiliyor mu bilmiyorum Erhan hocam. Biz linki gönderdik. Erhan hocam 7. oturuma, hani chat kısmından da gönderdim ben. 7. oturuma geçiş yapabilirse çok mutlu olurum hocam. Tamamdır. Şu an bizim oturumumuzda mı? 8. oturumda mı? Evet hocam. Şu an bu oturumda Erhan hocamız. Ben tamam. Karışıklık oldu herhalde. Sanırım öyle olmuş hocam. Evet. Doktor öğretim üyesi
pardon, Nurcan Alkış ve doktor öğretim üyesi Duygu Fındık, Coşkun Çay hocalar. Covid-19 pandemi döneminde Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ampirik bir çalışma isimli sunumlarını yapacaklar. Buyurun lütfen. Merhaba, herkese tekrar merhabalar diliyorum. Bugün sunumumu ben yapacağım. Ekran paylaşımı. Şu an bende mi? Şu an açık hocam ama Esra hocamın sonlandırması gerekiyor paylaşımı. Çok pardon. Tamam. Evet, şu an görüyorsunuz sanırım değil mi? Bir sorun var mı? Görülüyor hocam. Evet. Biz bu çalışmamızda evet şu an ciddi bir salgınla mücadele halindeyiz. Ve çalışmamın başlığını ben de tekrar söyleyeyim. Covid-19 pandemi döneminde Hayat Eve Sığar mobil uygulamasının kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ampirik bir çalışma. Ama önce bir kendimi tanıtayım. Ben Duygu Fındık Coşkun Çay, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bu çalışmayı da Başkent Üniversitesi'nde Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olan arkadaşım Nurcan Alkış ile birlikte yürüttük. Biliyorsunuz şu an ciddi bir salgınla mücadele halindeyiz ve şu an hükümetler aslında bu salgını nasıl yönetmeleri gerektiğine yönelik çeşitli politikalar üretmenin peşinde. Nasıl kontrol altına alabiliriz, durumdan nasıl haberdar olabiliriz? Bunun üzerine ciddi bir kafa yorma söz konusu. Baktığımızda bizim ülkemizde de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar HES uygulaması geliştirilmiş durumda. Şimdi bak, bu tarz sistemlerin, bu tarz uygulamaların aslında başarısı son kullanıcıların bu sistemleri ne kadar etkin kullandığıyla doğrudan ilişkili durumda. Bu sistemler ne kadar benimseniyor son kullanıcı tarafından ve bu tarz sistemlerin, bu tarz uygulamaların etkin kullanımlarının sağlanması için ne gibi faktörler kullanıcıları olumlu, ne gibi faktörler olumsuz etkiliyor? Biraz bunların öne çıkarılması ve araştırılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çalışmada aslında biraz buna odaklandık. Öncelikle HES uygulamasının kullanıcılar tarafından ne kadar sıklıkla ve hangi amaçla kullanıldığını belirlemeye çalıştık ve daha sonra da HES kullanımının uygulamasının kullanımında kullanım kolaylığı, fayda, sosyal çevre, mobil cihaz kullanım öz yeterliliği ve arayüz faktörlerinin kullanıcıların kullanım niyetine olan etkilerini araştırmayı hedefledik ve bu çalışma kapsamında bunu yürüttük. Biraz HES uygulamasına yakından bakalım. HES uygulaması dediğim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir uygulama. iOS ve Android markette sağlık ve fitness kategorilerinde yer alıyor. Uygulamanın amacı vatandaşları COVID-19 konusunda bilgilendirmek, hastalıktan doğacak riskleri ve COVID-19 virüsünün yayılımını azaltmak amacıyla geliştirilmiş bir uygulama. Kullanıcılar uygulamaya telefon numaralarını doğrulayarak üye olabiliyorlar. HES uygulaması ile kullanıcılar neler yapabiliyor? Gün içerisinde temas ettikleri kişi sayısına bakabiliyorlar. Bulundukları bölgenin yoğunluk haritasını kontrol edebiliyorlar. Alan kare kodu oluşturabiliyorlar. Seyahat veya benzeri durumlar için HES kodu alabiliyorlar. Hastalık veya temas durumunda karantina sürelerini kontrol edebiliyorlar ve bunlara ek olarak yakınlarının durumunu takip edebiliyorlar. HES uygulamasının sağladığı bu tarz avantajlar var. Biz bu çalışmamızda teorik altyapı olarak teknolojik kabul modelini kullandık. Teknolojik kabul modeli belli bir duruma, objeye ya da olaya karşı insan davranışlarını incelemek ve tahmin etmek adına psikoloji alanında oldukça yaygın kullanılan bir model ve insan davranışlarını açıklamaya çalışıyor. Teknolojik kabul modeli aslında sebepli davranışlar teorisini temel alıyor ve spesifik olarak bir kişinin belli bir teknolojiyi benimsemesini tahmin ediyor. Bu model Davis tarafından 85 yılında geliştirilmiş bir model. Ve bu modelde temel olarak algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, tutum ve davranışsal niyet faktörleriyle kullanıcıların teknolojiyi kullanma durumu tahmin edilmeye çalışılıyor. Evet. Dediğim gibi teknoloji kabul modeli insanların tutumunu ve davranışsal niyetlerini
ciddi şekilde araştırılması noktasında araştırmacılar tarafından tercih edilen bir model ve özellikle sağlık alanında da, sağlık kontekstinde de yine bu modelin öne çıktığını görüyoruz. Biz de bu model, bu modeli çalışmamızın teorik temeli olarak kullandık. Yöntemden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle biz bir araştırma modeli sunduk, önerdik. Bu araştırma modelinde 9 tane hipotezimiz var test ettiğimiz ve gördüğünüz gibi az önce söylediğim algılanan kullanım kolaylığı, arayüz, mobil cihaz öz yeterliği, algılanan fayda, sosyal norm faktörlerinin kullanım niyeti üzerindeki etkilerini ve birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırdık. Evet, bulgularımızdan öncelikle demografik bilgilerden bahsetmek istiyorum. Baktığımızda 306 katılımcımız var ve katılımcılarımızın kadın ve erkek cinsiyet oranlarının birbiriyle paralel olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir oranda katılımcılarımız üniversite mezunu, %43'lük gibi bir oran. Daha sonra %36 ile yüksek lisans ve üstü eğitim seviyesine sahip katılımcılarımız. Ve yine yaş ortalaması da 18 katılımcılarımızın yaş ortalaması. Baktığımızda katılımcılarımızdan %88 gibi bir oranla HES uygulamasını kullanıldığını görüyoruz. %11 gibi bir katılımcı ise daha önce uygulamayı kullanmadığını belirtmiş. Katılımcıların HES uygulamasını neden kullanmadıklarına dair bazı bilgiler edinmeye çalıştık. Ve sırasıyla HES uygulamasında verilerimin gizli kalacağını düşünmediğim için kullanmıyorum seçeneğinin ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Daha sonra HES uygulaması konumuma erişmek istediği için kullanmıyorum diyen katılımcılar var. HES uygulamasını çok şarj tükettiği için kullanmıyorum diyenler var. HES uygulamasının nasıl kullanılacağını bilmediği için kullanmayan kişiler var. Ve HES uygulamasını kullanımını zor bulduğu için kullanmayan katılımcıların olduğunu görüyoruz. Yine katılımcılara hangi amaçla HES uygulamasını kullandıklarını sorduk ve gördüğümüzde %68 gibi büyük bir oranın HES kodu almak için uygulamayı kullandığını ve daha sonra %61 ile yoğunluk haritasına bakmak için katılımcıların HES uygulamasını kullandığını görüyoruz ve üçüncü sırada da korona riskini hesaplamak için HES uygulamasını kullanıyor katılımcılar. Yine hangi sıklıkla kullandıklarını sorduk katılımcılara ve %53 gibi büyük bir oranın yalnızca ihtiyaç duyduğunda uygulamayı kullandığını, daha sonra %21 gibi bir oranın ise haftada birkaç kez uygulamayı kullandığını belirttiğini görüyoruz. Daha sonra önerdiğimiz modeli doğruladık. Doğrulamak için öncelikle bizim bir ölçek kullandık. Ölçeğimizin faktör yapısını ortaya çıkarabilmek için açılmayıcı faktör analizi gerçekleştirdik ve %49 gibi bir varyans ile 5 faktör yapısı elde ettik. Bu noktada arayüz faktörünün faktörüyle ilgili sorduğumuz ölçek maddelerinin ilgili arayüz faktörünü oluşturmadığını, bu nedenden dolayı da ilerleyen analizlerde arayüz faktörünü analizlerden çıkardığımızı söyleyebilirim. Daha sonra araştırma modelimizi Smart PLS 3 programı kullanarak kısmi en küçük kareler, yani PLS yöntemiyle bileşen tabanlı yapısal eşitlik modellemesiyle araştırdık. Çünkü verimiz normal dağılmıyordu. Ve biz yine veri setimizin, veri örneklem büyüklüğümüzün 306'nın bu modeli doğrulamak için yeterli olup olmadığını da 10 kez kuralını göz önünde bulundurarak değerlendirdik. Modelimizi değerlendirirken öncelikle ölçüm modeline baktık. Ölçüm modelinde de convergent validity ve discriminant validity değerleri göz önünde bulundurduk. Ölçüm modelinde öncelikle ilgili faktörlerimize ait madde kodlarımızın, ölçek maddelerimizin faktör yük değerlerini göz önünde bulundurduk. Bunun 0.7'den büyük olması gerekiyordu. Yine bileşik güvenlik değerine baktık. Bu da 0.7'den büyük olması gerekiyordu. Pardon, faktör yük değerlerinin 0.4'den büyük olması gerekiyor. Ve commonality değer dediğimiz AV değerimizde, bu da benzeşme geçerliliğine baktık.
Bunda 0.5'ten büyük olması gerekiyordu. Bu noktada şeyimizi, ölçüm modelimizi, convergent validity'mizi değerlendirdik ve ölçeğimizin bu şeyleri, varsayımları karşıladığını söyleyebiliriz. Daha sonra faktörlerimizin birbirinden olan farkını değerlendirmek için, birbirinden ne kadar farklı olduğunu görmek için discriminant validity, ayırt edicilik geçerliliğini göz önünde bulundurduk ve bunda da yine faktörlerimizin birbirinden farklı, kendi hedefleri doğrultusunda ilgili şeyleri, kapsamları ölçtüğünü söyleyebiliriz. Daha sonra araştırma modelini yapısal olarak değerlendirdik ve iskat sayısı ve iskat sayılarına baktık ve önerilen hipotezlerimizin geçerli olup olmadığını değerlendirdik. 306 örneklemimizi bootstrapping prosedürüyle analiz ettik ve gördüğünüz gibi bu modelde yapısal modelimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi sadece algılanan kullanım kolaylığının kullanım yeti üzerine anlamlı bir sonuç vermediğini gördük. Ve yine mobil cihaz öz yeterliliğinin kullanım yeterliliği üzerine anlamlı sonuç vermediğini söyleyebiliriz. Diğer ilişkilerimizi de doğruladığımızı söyleyebiliriz. Burada da yine hipotezlerimizin özetini verdim. Şimdi baktığımızda hipotez 1 ile algılanan kullanım kolaylığının algılanan fayda arasındaki arasında doğrudan ve pozitif bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Yani HES kullanımında katılımcıların kullanım kolaylığına yönelik algılarının sistem kullanımının faydalı olacağına yönelik algılarının önemli bir yordayıcısı olduğu gözlenmiştir. Hipotez 2'de algılanan kullanım kolaylığının kullanıcı niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını gördük. Aslında bu sonuç orijinal teknoloji kabul modelinde ve literatürde de örtüşen bir sonuç. Kullanım kolaylığı niyeti çok fazla etkilemiyor diyebiliriz. Bir ilişkisi yok. Hipotez 3'ümüzde algılanan fayda ile kullanıcı niyeti arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunduğunu gördük. Bu sonuç yine orijinal teknoloji kabul modeliyle tutarlılık göstermekte. Ve bu bulguya göre katılımcıların HES uygulamasına yönelik edindikleri fayda algısının sistem kullanımına yönelik niyetlerini olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Hipotez 4'te ise mobil cihaz öz yeterliliğinin kullanım niyeti üzerindeki etkisini araştırdık ve yine anlamlı bir ilişki bulamadık bu ilişkide, bu hipotezde. Bu sonuçta da kullanıcıların HES kullanımında belli bir görevi tamamlayabileceğine yönelik inanışlarının kullanım niyetleri üzerinde anlamlı bir sonuç vermediğini söyleyebiliriz. Beşinci hipotezde ise yine mobil cihaz öz yeterliliğinin algılanan kullanım kolaylığı arasındaki ilişki incelenmiş ve pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiş. Bunda da yine mobil cihaz kullanımında kişilerin sahip olduğu öz yeterliliğin HES uygulamasını kullanımının kolay olduğuna yönelik algısını olumlu yönde etkilediğini ve bir yeterliliğin sistemin kolay olduğuna dair olan inançlarını tetiklediğini söyleyebiliriz. Hipotez 6 ve 7'yi ölçemedik arayüz faktöründen dolayı, onu arayüz faktörünü elde edemediğimizden dolayı. O yüzden hipotez 8'de ise sosyal norm ile algılanan fayda arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulduk. Bu sonuçta da kişinin sosyal çevresinin HES uygulamasını faydalı bulup bulmaması üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani kişiler çevrelerinden uygulamanın faydalı olduğuna dair bir dönüt alırlarsa fayda algılarının artması bekleniyor. Hipotez 9'da ise sosyal norm ile kullanım niyeti arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulduk. Burada da sosyal normun kullanım niyetini pozitif olarak etkilediğini ve kullanıcıların sosyal çevresinin HES kullanım niyetleri üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kişiler sosyal çevrelerinden HES kullanmaları yönünde tavsiye alırlarsa bu uygulamaya yönelik kullanım niyetlerinin artacağını söyleyebiliriz. Yine HES kullanımına yönelik katılımcıların son görüşlerini toplamaya çalıştık. Yani bu uygulamayı faydalı bulan, kullanan, memnun olan katılımcıların oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama buna rağmen sistemde bazı zorluklar yaşayan katılımcıların da olduğunu söyleyebiliriz. Bu zorlukların da özellikle HES kodu alımında bir zorluk yaşandığını, HES kodu ekranını bulmakta zorlandıklarını, yine HES kodu alırken yetkililerden yardım alma ihtiyacı hissettiklerini belirtmişler. Katılımcıların HES kodu yerine TC kimlik numarası kullanılması önerisi ön plana çıkıyor. Uygulamanın yavaş çalıştığını belirten bir katılımcı kesimi var ve sistemin arada donması ve hata vermesi gibi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen katılımcı
katılımcılar var. Arayüzün basit olmamasının altını çizenler var ve uygulamanın fazla bir pil tükettiğini söyleyenler var. Ve özellikle uygulamayı kullanmayan katılımcıların bilgi güvenliği teminatının verilmesine yönelik talepleri de dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak HES uygulaması gibi mobil sağlık uygulamalarının etkili kullanımında kullanıcıların sistemi benimsemesinin önemli olduğu bilinen bir gerçek ve bu noktada da bu çalışmanın bulgularının HES uygulamasının iyileştirilmesinde ve kullanıcılar tarafından benimsenmesinin artırılmasında fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Umarım literatüre ve sistemin geliştirilmesine de faydalı olur bulgularımız. Evet, benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bir senedir yaklaşık herhalde HES uygulaması sürekli gündemimizde. Ama hala kullanmayan aslında epey insan varmış. Yani nasıl bu kadar, hani her yere neredeyse HES'le giriliyor ama bir şekilde kaçmaya devam ediyorlar demek ki. Elbette ki çok faydaları da olabilen bir şey ama bir yandan da tabii ki hani bir kontrol mekanizması mı acaba soruları da, hani güvenlik, veri güvenliği vesaire sorularını da getiriyor herhalde diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler tekrar. Diğer konuşmacıya geçiyorum. Doktor öğretim üyesi Sevil Bektaş Durmuş, COVID-19 sürecinde sosyal medyada markaların içerik üretimi, Instagram üzerine nitel bir araştırma başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Evet. Buyurun hocam. Merhaba, hemen yansıtacağım sunumumu. Bir saniye. Evet, yansıdı mı hocam? Evet, şimdi görünüyor hocam. Tamam, teşekkür ederim. Evet, merhabalar tekrardan. Ben de kendimi kısaca tanıtayım. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 2014 yılından beri aynı üniversitedeyim. Öncesinde bir araştırma görevli sürecim oldu. 2018 yılından beri de Halkla İlişkiler bölümündeyim. Genelde yeni medya ağırlıklı çalışıyorum. Şöyle, ben de aslında içinde bulunduğumuz COVID-19 süreciyle alakalı bir çalışma yapmak istiyordum zaten. Böyle bir çalışma yaptım. Burada sosyal medyada markaların içerik üretimine baktım. Instagram paylaşımları üzerine bir araştırma yaptım ama tam metni yazarken biraz konumu daralttım. O yüzden de tam metinle beraber bir başlık değişimine gideceğim. Hani kongreden sonra yetkililerin yapacağımı söylediler ama ben başlığından aslında bahsedeyim. Burada gene COVID-19 sürecinde sosyal medyada markaların içerik üretimini inceleyeceğim. Ama Türk Hava Yolları ve Vodafone markalarının Instagram paylaşımları üzerine bir inceleme yaptım. İçerikte de bundan bahsedeceğim. Çalışmamın içeriğinde hem biraz COVID-19 sürecinden bahsedeceğim ama Türkiye'deki sektörlere etkisinden biraz söz ediyor olacağım yapılan araştırmalardan. Daha sonra sosyal medya ve dijital marka iletişimi, dijital marka yönetiminden söz ediyor olacağım. Dijital ortamda içerik üretimi ve daha sonra da çalışmamın, araştırmamın yönteminden ve bu bağlamda incelediğim iki markanın analizinden söz ediyor olacağım. Çalışmanın amacı, dediğim gibi, COVID-19 sürecinde markaların sosyal medyadaki içerik üretimlerine COVID-19 sürecinin etkisini ortaya koymaya, yani paylaşımlardaki etkisini incelemeye çalıştım. Burada da yöntem olarak araştırmanın örnekleminde 2020 yılında dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics'in Brand Age dergisi için hazırladığı rapordan faydalandım. Burada 2020 yılı içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan ilk 5 markayı yayınlamıştı. Ben de bundaki ilk 2 markayı ele aldım. Türk Hava Yolları ve Vodafone, farklı sektörde olmalarından dolayı. Aslında araştırma, yapılan araştırma 1 Ocak 2020 ile 23 Aralık 2020'yi kapsıyordu. Ama ben COVID-19 sürecini incelediğim için Türkiye'de ilk görülen vaka olan 10 Mart tarihinden itibaren Instagram paylaşımlarını analiz ettim. Nicel ve nitel yöntemleri aslında birlikte kullandım. Nicel verileri belli temalara göre kategorize ederek tablolara dönüştürdüm. Evet.
Daha sonrasında COVID-19 sürecinde markaların nasıl bir yol izlediğine bakarsak, aslında COVID-19 süreciyle ilgili bildiğimiz en önemli şey dünyanın artık değişmiş olması. 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan virüs aslında tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Hala mücadele devam ediyor. Sosyal hayat bir şekilde durma noktasına geldi ve buna bağlı olarak hem insanların günlük rutinleri hem de markaların iş yapış şekilleri değişti ve markalarda salgında izlediği iletişim stratejisini sosyal medyaya aslında yöneltmeye başladı. Özellikle de bu COVID-19 sürecinde çevrim içi iletişim ve değişimi artan bir eğilim söz konusu oldu. Tüm sektörler kapatıp endüstriler neredeyse tamamen çevrim içi olmaya zorlandı ve tüketici harcamalarının doğası da aslında kökten değişti. Bu dönemde markalar da pandemi boyunca bu süreci farklı şekilde yönetmeye çalıştılar. Bazı markalar reklam filmi çekerek sosyal mesafenin önemine vurgu yaptı. Bazı markalar sosyal ağlarda evde kal etiketiyle farkındalık yaratarak bir şekilde bu sürecin geçeceğini ve her zaman markaların tüketicinin ve hedef kitlesinin yanında olduğunu imajını vermeye çalıştılar bu süreçte. Bu süreçte dediğim gibi markaların özellikle bu dönemde yapılan araştırmalarda dijital etkileşim değişimi artan ve azalan kategorileri aslında ortaya çıkardı bazı araştırmalar. Bu süreçte Deloitte araştırma şirketi tarafından Nisan ve Mayıs ayında salgın sürecine yönelik sektörler ve tüketici arasındaki dijital etkileşimi ölçmek için bir araştırma yapılmış ve burada aslında öne çıkan verilerde dikkat çekici. Özellikle bu süreçte %160 artan fitness uygulamaları. En çok dijital marka iletişimine değişimi artan sektörler. Mobil perakende burada öne çıkan. Mesela burada ne kadar sağlık temelli bir sağlık temelli kriz olsa da bu süreçte sağlık destek ürünlerinde %60 azalma var. Burada dijital etkileşim olarak hani dikkat çeken bir vurgu bu olabilir. Ve tabii ki de benim de konumdan örneğim biri olan hava yolları burada düşüş yaşamış bu bağlamda. Peki COVID-19 süreci içinde markalar sosyal medyayı nasıl yönetti, nasıl var oldular burada? Aslında COVID-19 sürecinde sosyal ağların kullanım yoğunluğu da giderek arttı 2020 yılında ve doğal olarak markalar pazarlama ve reklam çalışmalarını biraz bu alana döndürdüler. Sosyal medya kullanıcıları bir şekilde karşılıklı paylaşım imkanı sağlayan ve kendi medya içeriğini oluşturmasına imkan veren dijital medya teknolojileri olarak adlandırıyoruz. Bu bağlamda da markalar özellikle yapılan araştırmalarda tüketici davranışlarında ve pazarlama tepkilerinde kalıcı değişiklikler olacağını ve bu duruma hazırlıklı olan markaların salgından daha güçlü bir şekilde çıkacağına dair araştırmalar yapılmış. Zaten yapılan araştırmalarda bir diğer önemli bulgu ise sosyal medya kullanıcılarının %86'sı markaların sosyal medyada yer almasını ve onlarla etkileşim kurması gerektiğini düşünüyor. Yani sadece bir markanın bir sosyal medya hesabı olması değil, tüketiciyle de hedef kitlesiyle de iletişime geçmesini istiyor. Markaların sosyal medyaya bu kadar önem vermesinin en önemli sebeplerinden biri de Türkiye genelinde düşünürsek, Türkiye'de internet kullanım oranı ve sosyal medya kullanım oranı giderek artması. VR Social'ın 2020 yılında Türkiye için yaptığı raporda 62 milyon internet kullanıcısı var. Bunun 54 milyonu yani nüfusun %64 oranının sosyal medya kullandığını gösteriyor aktif bir şekilde. Bu yapılan araştırmada 2020 verilerinde Türkiye'de en çok kullanılan sosyal ağlardan birincisi YouTube, ikincisi ise araştırmanın da konusu olan Instagram olarak dikkat çekiyor. 2019 ve 2018 yılında ikinci sırada hep Facebook varmış ama 2020 yılında Instagram Facebook'a geçerek ikinci sırada yer almış. Sosyal medya kullanım alışkanlıklarında da değişiklikler olmuş. 2019 yılında bir kişi başına düşen sosyal ağ sayısı 6 iken 2020 yılında 9 sosyal ağ kullanıcısı. Yani bir kişiye 9 sosyal ağ tanımlanmış. Yani bu da aslında COVID-19 sürecinin bir sonucu olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Baktığım zaman giderek hem yoğunluğunun artması kullanımın hem de sosyal medyanın markalar için sunduğu yeni imkanlarla markalar için en önemli mecra haline geldiğini söyleyebiliriz. Peki markalar burada
dijital platformlarda markaları nasıl yönetmeleri gerekiyor? Dijital marka yönetimi kavramını ortaya çıkarıyor aslında. Burada markayla çevrim içi olarak müşterilerin etkileşim kurma biçimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen politikaların birleşimi olarak açıklayabiliriz. Yani dijital ortam üzerine yürütülen her şeyi kapsıyor aslında. Ben birazcık COVID-19 sürecinde markalarla ilgili ve tüketici alışkanlıklarıyla ilgili yapılan araştırmalardan biraz veriler koymak istedim. Bu süreçte Amerika'da marka iletişimi faaliyetlerine yönelik yapılan bir araştırmada katılımcıların %56'sı markaların hastalıkla yani COVID süreciyle mücadeleye destek vermelerini ve mesajlarını, içeriklerini bu yönde dizayn etmelerini istediklerini talep etmişler. Katılımcıların %40'ı da salgınla mücadele döneminde markaların faaliyetleri hakkında bilgi edinmek istediklerini ve güvendiği markaların iletişim faaliyetlerine devam ederse kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etmişler. Aslında bu süreçte markaların özellikle geleneksel medya ve sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda aslında bunları desteklediğini görüyoruz. Bir diğer araştırmada ise bireylerin salgın döneminde markalardan sorumluluk almalarını da istemişler. Sorunlara anlamlı ve uygun yanıtlar geliştirmeleri ve bireyleri bir şekilde sakinleştirmeye yardımcı olmalarını beklemişler. Ben burada Türk Hava Yolları'nın tabii bu süreçte ulaşımın etkilenmesi ve durma noktasına geldiğinde uçuşların bununla ilgili tüketicilere daha fazla bilgilendirme mesajları ve bunlara daha fazla etkileşim aldıklarını da gördüm. Bu da aslında bu sonucu etkiliyor. Tabii ki sosyal medyada markalar yer almalı, içerik üretmeliler diyoruz ama burada nasıl içerik ürettikleri zaman tüketiciyle daha iyi etkileşim kurabilirler. Bu da bir diğer nokta. Yani sosyal medyada biraz içerik üretimine değindim. Aslında bununla ilgili kitabı olan Chapman Handler'e göre içerik yaratılıp bir web sitesine yüklenen her şeyi ifade ediyor. Burada sözcükler, kullanılan görseller, araçlar ve orada bulunan her şey aslında. Yani Bill Gates'in içerik kraldır sözü de aslında bu süreci tanımlamak için de önemli. Burada aslında yapılan araştırmalarda şirketlerin pazarlama çalışmalarına ve marka olma yolunda etkili içerik yaratmalarının önemli olduğu ortaya çıkıyor. Burada da en önemli üç neden var. Bunlardan birincisi artık müşteriler sürekli olarak bir reklam ve mesaj bombardımanı içindeler ve bu geleneksel pazarlama nosyonları artık yetersiz oluyor. Farkındalık yaratmanın kuralları aslında web teknolojileriyle değişti. Müşterilerin davranış ve beklentileri de aslında değişti bu süreçte. Müşteriler artık satın almaya niyetlendikleri her şeyi Google'luyor veya sosyal ağlarda takipçilerine soruyor. Artık herkes bir mecra ve artık herkes bir yayıncı. Burada Solis'in markalar olarak bizler mecra haline geliyoruz sözü de aslında bu durumu açıklıyor. Hatta YouTube'un da değiştirdiği sloganı da aslında buna örnek. Kendini yayınla. Yani artık yayıncı sizsiniz, medya sizsiniz diyor. Bu nedenle içerik üretmek çok önemli. Yani kilit nokta aslında farklı içerik üretebilmek. Çünkü yani geleneksel medyada olduğu gibi de sosyal medyada da bir veri dumanı var aslında. Bu duman içinde markayı görünür kılabilmek, iletişim mesajını iletebilmek, farklı bir içerik sunmakla aslında mümkün olacak. Burada da aslında araştırmaca başka bir noktaya da değiniyorlar. Yani burada evet markaların kendilerini tamamen işte Facebook, Instagram ya da benzeri sosyal ağlarda aracı ortamlar üzerinden konumlandırmaması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Çünkü burada sorulması gereken soru bir gün bu aracı ortamların varlığı ortadan kalkarsa markaların ne yapacakları? Aslında bu sorunun en güzel cevabı markaların kendi ortamlarını yaratması ve bu ortamlarda farklı içerik oluşturması zorunluluğu. Bu nedenle de içeriklerin özgün olması önemli. Teori kısmını biraz daha kısa tutmak istedim. Araştırma kısmına gelince de dediğim gibi ben bu araştırmada Brand Age dergisi için hazırlanan Adba Analytics'in 2020 yılında sosyal medyada en çok konuşulan ilk iki markasının Instagram paylaşımlarını değerlendirdim. Salgın dönemindeki. Burada COVID-19 ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı şekilde markaların Instagram'daki salgın dönemi yaptığı paylaşımları analiz ettim. Burada da kodlama cetvelinde yer alan temel değişkenliklerimde sayfa beğeni sayısı, gönderi beğeni sayısı, genel olarak gönderi sayısı ve gönderi içerik türleriydi aslında. Yani içerik analizine yer alan kodlamalarla şu sorulara yanıtı aldım. İki markanın da Instagram hesabındaki takipçi sayıları, gönderi sayılarını, markaların Instagram hesabına paylaştıkları gönderilerin pandemi ağırlıklı olan paylaşımların dağılımını
nasıl olduğuna baktım. Ve buradaki paylaştıkları gönderi sayıları ve beğeni sayılarının COVID-19 sürecine yansımalarını ele aldım. Bu şekilde bir araştırma yaptım. Burada da öne çıkan bulgularda ise iki markanın karşılaştırmasını yaptığımda 10 Mart ve 23 Aralık'ta takipçi sayılarına baktığı zaman Türk Hava Yolları'nın 1.8 milyon, Vodafone'un ise 196 bin takipçisi var. Aslında ben burada şimdi bu sosyal medyada konuşulan markalarda sadece Instagram değil Twitter ve Facebook özelinde de aslında üçünün toplamı. Sonuçlarda ama ben Twitter ve Facebook'a baktığım zaman Vodafone'un yeni kullanıcı sayısı, takipçi sayısı, abone sayısı yüksek değil. Bu da hani araştırmadaki diğer bir öne çıkan kavram. Toplam gönderi sayılarına baktığım zaman bu süreçte Türk Hava Yolları'nın 108, Vodafone'un da 102 paylaşımı vardı. Toplam 210 paylaşımı analiz ettim. Günlükte ortalama olarak 0.37 ve 35 şeklinde paylaşım yaptıklarını gördüm. Burada ben bu paylaşım ve beğeni sayılarını kategorize ederken aslında 3 tane paylaşımları incelediğim zaman 3 farklı kategori ortaya çıktı. Biri COVID-19 içerikli, COVID-19 sürecine yönelik içerikli paylaşımlar, bilgilendirici içerikli paylaşımlar ve bu süreçteki özel günlere yönelik içerikli paylaşımları ağırlıklı olarak yaptıklarını fark ettim. Burada da doğrudan veya dolaylı olarak COVID-19 sürecine yönelik paylaşımlar kategorisinde Türk Hava Yolları'nın 21, Vodafone'un ise 24 paylaşımı var. Türk Hava Yolları bu 21 paylaşımda 443.599 beğeni alırken Vodafone ise 130.178 beğeni alıyor. Buradaki beğeni sayılarının aslında takipçi oranlarıyla doğru orantılı olduğu söylenebilir. Bir diğer kategori ise bilgilendirici içerikli paylaşımda. Burada benim dikkatimi çeken bulgu markaların sosyal medyayı ağırlıklı olarak hedef kitlesine ve müşterisini bilgilendirmeye yönelik kullandıklarıydı. Dolaylı ya da doğrudan bilgilendirici içeriklerde müşteriyle etkileşime davet eden, paylaşımlara yönelten ve marka hakkında konuşmayı sağlayan paylaşımlar yapmışlardı. Daha çok hashtag kullanarak aslında bilgilendirici içerikli paylaşımlar yapmışlardı. Burada bir şekilde aslında müşteri yönlü farklı içerik yaratarak markayı görünür kılmayı hedefledikleri söylenebilir. Bir diğer paylaşım türü ise özel günleri kapsayan paylaşımlardı. Markalar hizmet verdikleri aslında ülkelerin özel günlerini, bayramlarını, kutlamalarını onlardan biri olduğu imajı vermek için çok fazla sosyal medyada asla bu günleri es geçmeyip paylaşımlar yapıyorlar. Burada aslında araştırma sonuçlarında bu özel günlerdeki paylaşımlardaki beğeni sayısını etkileyen kilit nokta ise özgün içeriklerin daha fazla yer aldı. Yani sadece o günü kutlamaya yönelik genel bir paylaşımdansa o güne özel bir video çekildiğini gördüm. Özellikle Türk Hava Yolları bunu çok etkin şekilde kullanıyor. İşte gerek 23 Nisan'da uçaklarıyla yaptığı gösteriler bu tür paylaşımların daha fazla beğeni aldığı ortaya çıkmış. Dediğim gibi özel günlerde neredeyse benzer oranda paylaşımlar yapmışlar. Türk Hava Yolları 28, birbirine yakın. Vodafone ise 27 ama burada Türk Hava Yolları'nın 1.546.000 beğeni alırken Vodafone ise 142.000 civarı beğeni almış. Buradaki ayrım dediğim gibi daha çok özel günlere yönelik özgün içerikler üretmesinden kaynaklanıyor. Tablodan çıkaracak bir diğer başka veri ise Türk Hava Yolları'nın paylaşım başına 21.123 beğeni aldığı, Vodafone markasının ise paylaşım başına ortalama 5.424 beğeni aldığı. Burada öne çıkan bir bulgu ise iki markanın da yapmış olduğu COVID-19 içerikli paylaşımların video ağırlıklı olması. Ve en çok beğeni alan videolarda ise özellikle salgın döneminin ilk başlarında sağlık çalışanlarına teşekkür içeren markaların videolar çekiyor olması. Bunlar daha çok etkileşim aldığını gördüm. Sonuç olarak aslında buradan yola çıkarak araştırmaya tabi olarak tuttum Türk Hava Yolları ve Vodafone Türkiye'nin 10 Mart'ta vaka çıkmasına rağmen 17 Mart'ta yani yaklaşık bir hafta sonra paylaşım yapmaya başladıklarını gördüm. Bu bir haftalık süre sosyal medya için yüksek bir aslında rakam, bir 7 günlük bir paylaşım olmaması. Aslında bu da bu iki marka ne kadar çok büyük ve dünya global bir marka da olsalar bu süreci yönetirken aslında bir sekteye uğradıklarını gösteriyor aslında etkilendiklerini. Ama daha sonrasında Mart ayından 1 Haziran'a kadar normalleşme sürecine kadar markaların paylaşımlarının tamamen COVID içerikli olduğunu söyleyebilirim. Hatta bilgilendirici içeriklerde bile gene
COVID kaynaklı içerikler yaptıkları önüme göz önünde bulundurulduğunda burada gerçekten yapılan araştırmalarda, dünyada yapılan Amerika'daki araştırmaya da gönderme yapıyor. Yani tüketiciler bir şekilde markaların bilgilendirici içerik paylaşmalarını istiyorlar bu süreçte. Bir şekilde yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışmışlar. Hedef kitleyle etkileşime ve iletişime geçmenin aslında yeni bir mecrasının sosyal medya olduğu da günümüzde aşikar. 2020 yılının genelinde hem Türk Hava Yolları hem de Vodafone aslında burada bilgilendirici içerikler yaparak hedef kitlenin yanında olduklarını hissini yaratmaya çalışmışlar. Sonuç olarak aslında sosyal medyada burada özgün içerikler üreten ve COVID-19 salgın krizini fırsata çeviren markalar konuşulmaya devam edeceği söylenebilir. Yani benim bu araştırma dikkatimi çeken bir nokta ise Haziran'da normalleşme süreci başladıktan sonra hala vakalar devam etse bile ne Türk Hava Yolları ne de Vodafone hiçbir COVID-19 içerikli paylaşım yapmamışlar. Yani her şeyin normale döndüğü ve tamamen uçuşlara yönelik işte yeni yerler görmeyle yönelik Vodafone'da gene kendi paketlerine yönelik paylaşımlar yapmış. Aslında burada birazcık bu süreci unutturmaya da çalıştığını markaların söyleyebiliriz sonuç olarak. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, umarım süreyi uzun kullanmadım. Evet. Esra Hocam sesiniz kapalı. Çok pardon. Yani bir iki dakika geçti sadece. O yüzden müdahale etmedim. Yetecektir zamanımız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler sunumunuz için. Gökçe Hoca'ya geçelim vakit kaybetmeden. Doktor öğretim üyesi Gökçe Yoğurtçu. COVID-19 pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün Instagram paylaşımlarının incelenmesi. Buyurun lütfen. Merhabalar hocam, merhaba herkese. Ben de kongrede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ekranı paylaşacağım sunum için. Evet. Ekranı paylaşabildim mi şu an? Evet. Görünüyor sanırım, değil mi hocam? Evet. Evet, benim konum da Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'u biliyoruz 11 Mart 2020'de pandemi olarak tanımlıyor. 11 Mart'tan 11 Mart 21 tarihine kadar geçen bir yıllık süreç içerisindeki paylaşımları analiz ediyorum. Resmi Instagram hesabında paylaşılan tüm iletiler 398 tane ileti kodlanmış. Bunlardan doğrudan COVID-19'la ilgili 348 paylaşım var. Analiz kapsamında metin içerikli ve görsel içerikli mesajları zaten Instagram bu nitelikte bir hesap kodlamaya çalıştım. Hedef kitlesi, tematik içeriği, risk ve tehdit çerçeveleri, duygusal adlandırmalar varsa duygusal ve politik adlandırmalar ve en çok takipçi yorumu alan paylaşımların ayırt edici özellikler üzerinde durdum. Etkileşim bağlamında önemli olduğu için takipçi yorumları. Genel olarak ben de hocalarımızın anlattığı, sizlerin anlattığı teorik çerçeveyi genişletmek istemiyorum. Hepimizin ortak tartıştığı konular. COVID-19 pandemisi sonuçta biliyoruz. Değişken ve belirsiz doğası ile küresel ekonomiden ekolojik sorunlara, infodemiden mental hastalık salgını endişelerine kadar gerçekten çok geniş bir tartışma alanı yarattı. Belirsizlik ve bilgi açıklarını müzakere etmek aslında böyle dönemlerde özellikle komplo teorilerine, yanlış bilgilere, sahte bilgilere açık olduğu için hükümetler ve medya için oldukça zorlayıcı, hatta bizler için de bilimsel araştırma yaparken de oldukça zorlayıcı bir durum. Bu belirsizlik içerisinde elbette aktörler var, bilim insanları, hükümetler, kitle iletişim araçları, vatandaşlar. Bu eksenin kamuya açık bilgi alışverişi içinde olması önemli. Pandemi paylaşımının önemini gösterdi. İşbirliğini sağlayacak şeyin ise her şeyden önce doğru bilgi paylaşımı olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda da Dünya Sağlık Örgütü güvenilir bir otorite olduğu için bizim için belirleyici.
Sonuçta doğru ve güvenilir bilgi, belirsizlik ve zaman baskısının iç içe geçtiği durumlarda hayat kurtarıcı. Biliyoruz, bilimsel bilginin üretilmesi, onaylanması ve toplum içinde dolaşıma girmesi döngüsel bir süreç gerektiriyor. Ancak pandeminin yarattığı risk algısı, bilginin üretilmesiyle halk arasında yayılması arasındaki süreyi kısalttığı için aslında bir anlamda bilginin bütün aktörler tarafından, siyasal ve toplumsal aktörler, medyatik aktörler tarafından yönetilmesini zorlaştırıyor. Bilgi aşırılığıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarıları oluyor. Yanlış bilgilerin ve bilgi aşırılığının özellikle psikolojik sorunlarda dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği gözleniyor ve bu yönde araştırmalar destekleyici verilerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla belki hatırlarız, medyada gündeme gelen tarihçi ve filozofların yorumlarını, özellikle Zizek, Agamben, Harari gibi tarihçi ve felsefecilerin aslında üçüncü dalganın mental hastalık dalgası olacağı yönünde çok fazla söylemle karşılaşmıştık. Ki bu endişeleri doğrulayan birçok istatistik veri var. Dünya Sağlık Örgütü bu bağlamda misyonunu tanımlarken sağlığı destekleyecek bilgileri paylaşmak, dünyayı güvende tutmak ve savunmasızlara hizmet etmek gibi bir misyon ediniyor. Bu bağlamda araştırmanın bulgularını paylaşmak istiyorum. Toplam 398 haberin içinden 50 haber diğer hastalıklarla ilgili, özel kutlama günleri, farkındalık günleriyle ilgiliydi. 348 paylaşımın aylara göre dağılımını görüyoruz. Bir yıllık süreç. Instagram paylaşımlarının görsel niteliğini tanımladığımızda daha çok infografilerin, fotoğrafların, videoların ağırlıklı kullanıldığını ve en yaygın olarak da video paylaşımlarının olduğunu tespit ettik. Yine Devlet Sağlık Örgütü'nün Instagram paylaşımlarındaki mesaj içeriklerine baktığımızda elbette ki bu kadar geniş eksenli içerikleri kategorize etmek kolay değil. Bazı kategorileri alt başlıklarda birleştirmek, bazılarını genişletmek gerekiyordu. Genel bilgilendirme, bilim iletişimi, sağlık çalışanlarına destek, infodemi, mental sorunlar, ayrımcılıklar, ülkelerin pandemi deneyimleri, aşı hakkında bilgilendirme, yaşlılar, çocuklar, ekoloji, yeşil ekonomi ve yeni normal kategorileri altında içeriklerle karşılaşıyorduk. Genel olarak bu içerikleri elbette ki bu kadar geniş kapsamlı bir tabloda tespit edemeyeceğimiz için kısaca genel kapsamlarını görebilmek açısından onları da özetledim. Genel bilgilendirme başlığı altında korunma önlemleri, hepimizin bildiği gibi hijyen, sosyal mesafeye uyum, sosyal izolasyonun kuralları gibi daha çok hamilelere yönelik, anne babalara yönelik tavsiyeler, korunma yönergeleri vardı. Emziren anneleri bilgilendirme, maske kullanım kuralları gibi. Bununla da ilgili zaten Devlet Sağlık Örgütü'nün çevrim içi kursları var ve bu kurslardan da kamuoyunun faydalanması mümkündü. Bilim haberciliği bağlamında iki program, video programı çok fazla öne çıkıyordu. Science in'de yine uzmanların görüşleri ve sorulara cevaplar. Ask Who'da da aynı şekilde uzmanların görüşleri ve cevaplarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan bilim haberciliği yapılıyordu. İnfodemi ciddi bir problem ve biz gerçekten aynı zamanda pandemi sürecinde mücadele ederken yine sosyal siyasal aktörlerin küresel düzeyde infodemiyle de mücadele etmeye çalıştıklarına tanık olduk. Komplo teorilerinin eleştirisi bağlamında sosyal medyada bilgi paylaşımı için önemli bir platform olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sosyal medyayı bilgi kirliliğiyle bozduğumuzda maalesef aslında insanlığa doğru bilgi aktarma şansımızı da kaybediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün mesajlarında da bu yönde çok fazla uyarı vardı. Veri Güvenliği İzleme Komitesi kuruluyor tabii kısa bir süre sonra ve doğru bilgiye ulaşmanın önemi, yanlış bilgileri bildirme sistemi kuruluyor ve paylaşmadan önce kontrol et uyarıları yaygınlaşıyor. Sonuçta bilgi aşırılığı ve güvenilir olmayan bilginin zararları ile ilgili ciddi bir çaba veriliyor. Ruh sağlığı sorunları ve destek sistemleri de önemliydi. Nitekim bu dönemde sadece acil servisler değil, psikiyatri servisleri de aslında
bütün dünyada boş yatak kalmayıncaya kadar dolmuştu. Fakat biz bu bilgileri çok fazla medyada takip edemedik. Ruh sağlığı bozukluğu, depresyon ve stresle başa çıkma önerileri Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni içeriklerinde önem verdiği konulardandı. Pozitif kalmakla ilgili tabii ki korkutucu ve endişe yaratıcı mesajlar yerine daha çok psikolojik yetenekleri arttırma yönergeleri ve bildirgeleriyle dünya kamuoyuna destek olunuyordu. Bununla ilgili kampanyalar, müzik dayanışma kampanyaları vardı. Evde kapalı yaşamı desteklemek için çeşitli kampanyalarla, müzik endüstrileriyle işbirliği yaparak yaşlılara, çocuklara ve yetişkinlere yönelik birçok uygulaması vardı. Ayrımcılıklar önemli bir altını çizdiği noktaydı Dünya Sağlık Örgütü'nün. Tanı, tedavi ve aşıya eşit erişim için küresel işbirliği vurgulandı ve bu anlamda aşı milliyetçiliğinin salgını uzatacağı söylemleri son dönemlerde, özellikle son 2-3 aydır gündemde. Çocukluk aşılarına erişim sorunları bağlamında dezavantajlı bölgeler, özellikle beslenme, temiz suya erişimi olmayan dünyadaki dezavantajlı bölgelerde ön plandaydı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu anlamda aşı milliyetçiliği salgını uzatır, virüs ayrımcılık yapmıyor söylemleri yine çok sık karşımıza çıkmıştı. Covid bağlamlı ayrımcılıklara ve yaftalamalara dikkat etmek için de dayanışma, yaftalama yerine dayanışma ile ilgili söylemler ön plandaydı. Yine ülkelerin pandemi deneyimleri paylaşıldı. Dezavantajlı bölgelere dikkat çekildi. Nitekim aşı dağıtımıyla ilgili dezavantajlı bölgelere önce ulaşıldı. Aşı hakkında bilgilendirme özellikle son dönemlerde yine bilim haberciliği bağlamında, bilim iletişimi bağlamında karşımıza çıkıyor. Aşı eşitliği, aşı bize nasıl ulaşacak, birlikte hareket edilmezse fakir ülkelerde can kaybı ve ekonomik çöküş uyarısı aslında insan... Dondu sanırım. Evet hocam, sanırım. Sandık bütün hocam, dünyada davranmaya davet etti. Şey, bağlantımız tekrar görüyoruz şu anda sizi. Tamam hocam, şu an normal mi? Evet, evet. Son birkaç cümleyi belki tekrar ederseniz. Aşı hakkında bilgilendirme ile ilgili özellikle aşı bize nasıl ulaşacak, aşı eşitliği nasıl sağlanacak endişelerine cevap verebilmek için Dünya Sağlık Örgütü aşı eşitlik bildirgesinin imzalanmasını talep etti. Yine bu yöndeki veriler ön plandaydı. Yaşlılar ve çocuklar yine mesaj içeriklerinde önemliydi. Yaşlılara şiddet, yaşlılara iletişimin, yaşlılarla iletişimin önemi, psikolojik destek ve yaşlılara ilişkin sağlık riskleri. Çocuklarla yine UNICEF ile ortak sağlık iletişim yolları arandı. Ebeveynlere ipuçları veriliyordu. Çocuğa şiddet yine farkındalık yaratılması gereken bir sorundu. Çocukları bilgilendirme amaçlı Dünyayı Oku kitabı yine çok yaygın destek gördü. Ekolojik olarak da evet, Dünya Sağlık Örgütü aslında pandeminin ekonomik ve ekolojik boyutlarını çok fazla vurguladı. Çünkü ekolojik sorunlar, sorumluluklarımız aslında pandemiden ders almak anlamına geliyordu. Nitekim pandemi komple teorilerinin medyada çok fazla yer bulmasına rağmen aslında insanlığın ekolojik hatalarının sonucu olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla yeşil ve sağlıklı bir iyileşme içinde manifesto yayınlıyordu Dünya Sağlık Örgütü. Çevre kirliliği, çevre kirliliğinin sessiz katil olarak karşımıza çıkması ve bununla ilgili de çok fazla veriyle karşılaştık. Sonuçta sürdürülebilir ekonomi ve yeşil bir dünya için gerçekten pandeminin insanlığa bir ders vermesi ve buradan doğru ve etkili dersler çıkarılması öneriliyordu. Instagram paylaşımlarının hedef kitlesine baktığımızda dünya kamuoyu, sağlık çalışanları, ülke liderleri, hükümetler, dezavantajlı gruplar, çocuklar ve ebeveynler vardı. Dezavantajlı gruplar özellikle engelliler, yoksul ülkeler, kadınlar, mülteciler olarak karşımıza çıkıyordu. Instagram paylaşımlarında etkileşim de önemli olduğu için en fazla takipçi, yorum sayısı olan içeriklere baktığımızda yine infodemiye karşı uyarıldığı, misinformasyona karşı uyarıldığı içeriklerin
en fazla takipçi yorumu aldı. Sağlık çalışanlarına minnet duygusu, teşekkür, sağlık çalışanlarının alkışlanması, dünya kamuoyunda onların desteklenmesiyle ilgili yine veriler, paylaşımlar destek aldı. Ve tabii ki uzmanlara soru cevap programları da etkileşimi yüksek olduğu programlardı. Son olarak duygusal adlandırmalara baktığımızda pozitif, negatif ve nötr olarak haber içeriklerini kodladığımızda dayanışma ruhu, minnet, kahramanlarımız, sağlık çalışanlarıyla ilgili özellikle pozitif vurgular daha ön plandaydı. Savaş ve düşman vurgusundan kaçınılıyordu. Çünkü biliyoruz hastalık metaforları aynı zamanda toplumsal algıda yaygın bir psikoloji yaratıyor ve karşımızda bir düşman yok. Karşımızda ekolojik olarak, ekonomik olarak kendi hatalarımızı fark edeceğimiz bir olgu var. Dolayısıyla hükümetler, bireyler, vatandaşlar, herkes üzerine düşen, kendine düşen payı bir şekilde görebilmeli anlayışı söz konusuydu. Ve risk tehdit çerçevelerine baktığımızda da gerçekten infodemi, ekolojik riskler, ekonomik riskler, ruh sağlığı endişeleri, gençler, şiddet, rutin çocuk aşılamalarındaki düşüş ve aşı milliyetçiliğinin daha çok biraz daha risk ve tehdit çerçevesi olarak kodlandığını gördük. Bunlardan da ekolojik, ekonomik risklerle ruh sağlığı endişeleri ön plandaydı. Sonuç olarak evet, pandemi dünyanın tamamını çok hızlı bir şekilde etkiliyor ve çözümün gerçekten küresel işbirliği ve dayanışma olduğunu bize gösteriyor. Evet, belki pandemi sorunu çözüldükten sonra toplumlar yine kendi çıkarlarıyla hareket edecekler. Ancak burada insan türünün diğer canlılarda da göreceğimiz en temel güdüsü olan kendi hayatta kalma güdüsünü terk etmek zorunda kalacağını görüyoruz. Çünkü doğaya ve diğer canlılara verdiğimiz zarar aslında bu tür salgınların tekrar edeceğini gösteriyor. Ve toplumları küresel iklim değişikliğinden kaynaklanacak birçok ciddi sorun bekliyor. Salgınlar kadar küresel ısınmanın da tetikleyeceği bir mülteci ve göç sorunu karşımızda şu an duruyor. Dolayısıyla çok uzak olmayan bir gelecekte savaş, kuraklık, açlık, susuzluk gibi olguları düşündüğümüzde aslında gerçekten küresel uzlaşıyı tesis etmemizin önemli olduğunu fark ediyoruz. Teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı. Evet, çok teşekkürler. Aslında tabii komple teorileri ya da yanlış bilgi yeterli kadar iletişim yapılmadığı ortamlarda oluyor. Bu anlamda işte Dünya Sağlık Örgütü gibi organizasyonların pandemi döneminde sıklıkla işte iletişim faaliyetleri yürütmesi son derece önemli. Sevil Hoca'nın da aslında sunumunda belirttiği gibi, yani artık o belirsizlikten kurtulmak için işte normalde alışveriş yaptıkları firmalardan bile pandemi dönemiyle ilgili bir mesaj bekliyor insanlar. O yüzden bu tarz iletişimler aslında insanların herhalde kaygılarını da birazcık azaltıyor. O yüzden çok önemli. Çok teşekkürler herkese sunumları için. Tam metinlerde tabii ki daha detaylı bir şekilde okuyabileceğiz çalışmaların ayrıntılarını. Soru ya da katkı sağlamak isteyen var mı? Benim bir sorum olacaktı hocam. Size hocam, sizin sunumunuzla alakalı. Hani sözlü iletişim konusunda hani benim burada merak ettiğim şöyle bir durum var hocam. Şimdi bu sözlü iletişime dönüşte acaba Z kuşağının yani farklılıklarının etkisi var mı? Yani okumak çok fazla istemiyor diyorlar. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmak istiyor. Hani istendiği söyleniyor. Evet. Sizce yani acaba Z kuşağının veya belki de kuşaklar arasında bir farklılık vardır diyebilir miyiz bu dönüşte? Yani evet, Z kuşağı okumaktan biraz kaçan bir kuşak olarak ya oldukları söyleniyor. Ayrı zamanda işte bu kulaklıklarla vesaire o böyle dinleme dünyası içerisinde kendilerine bir şey yaratıyorlar. Belki kendilerine bir alan yaratıyorlar ama hani örneğin podcast'e baktığımız zaman ya da sesli uygulamalara sadece Z kuşağı değil, daha olgun yaştaki insanların da çok ciddi şekilde buralara yöneldiğini görmeye başladık. Yani okuma bir şekilde aslında belki herkes için biraz daha zor hale geldi. O yüzden özellikle sesli kitapları daha olgun bireyler de tercih edebiliyor.
Öte yandan tabii böyle radyonun hani eski zamanlardaki radyonun o nostaljisini de yaşatan bir şey bu sesli uygulamalar. O yüzden de sadece Z kuşağı ile açıklanamayacağını düşünüyorum. Yani aslında bir şekilde herkesin bir eksiğine doldurmuş oldu herhalde. Anladım hocam. Teşekkürler. Çok teşekkürler sorunuz için. Ben teşekkür ederim hocam. O halde başka soru ya da katkı yoksa 8. oturumu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Çok memnun oldum tanıştığıma hepinizle. İnşallah görüşmek üzere tekrar başka bir vesileyle. TESAM'a ve yine diğer üniversitelere de çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı sundukları için. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Öncelikle hem sizin oturum başkanınız ve sunumları için hem de diğer konuşmacı hocalarımızın sunumları için biz TESAM adına ben şahsen çok teşekkür ediyorum. Ve hani diliyorum önümüzdeki programlarda yüz yüze bu kongreleri, konferansları düzenleriz. Yüz yüze hani programı en azından bu ümitle kapatalım demek istiyorum. Ben tekrardan TESAM adına ve katılımcılar adına, dinleyiciler adına sizlere teşekkürlerimi sunarak sizin de müsaadenizle oturumu kapatalım hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.